programından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Rabbimiz Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Umulur ki günahlarınız bağışlanır. Bu noktada bizler de inşallah bu programda doğru söz söyleyenlerden oluruz diye temenni ederek programımıza başlıyoruz. Bugün çok önemli bir konu yine ele alacağız. Türkiye'de aile meselemizi ele alacağız. Aile toplumun en küçük yapı taşı. Ertuğrul Gazi'nin çok güzel bir sözü var. Ara ara da söyleriz o sözü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devletin yaşaması için de aile kurumunun mutlaka yaşaması gerekiyor. Ama bugün bakıyoruz ki günümüzde maalesef özellikle medyada kadına şiddetten tutun, aile meselelerinde boşanmaların hızla yayıldığından tutun da birçok mesele var aileyle ilgili sıkıntılı meselelerimiz. Bizler Müslüman bir toplumuz, Türkiye Müslüman bir toplum. Bu Müslüman toplumda acaba bunlar neden yaşanıyor? Bu konuyu ele alacağız inşallah. Sıkıntılarımız neler ve çözüm önerileri neler? Tabii sıkıntılarımız var, mevcut sıkıntılarımız var. Devlet de bir taraftan bu sıkıntıları çözmeye çalışıyor. Toplum, sivil toplum örgütleri çözmeye çalışıyor. Bir problem çözümüne doğru gidilmeye çalışılıyor ama maalesef tam çözülmüş değil bu sıkıntılar. Sıkıntı varsa mutlaka çözüm yolu da olması gerekiyor. Bu sıkıntıları konuşacağız bu akşam ve çözüm yolları nelerdir? Yani neleri yaparsak bu problem çözülür. Çünkü aileyi biz koruyamazsak devlet anlamında da sıkıntıya gireriz. Gençlerimizi koruyamazsak aileyi koruyamayız. Bir bütün aslında bu konu. Bu konuyu ele alacağız inşallah. Program konuğum Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Çeker. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Geçtiğimiz haftada bir program yapmıştık. Evet. Aile konusu kalmıştı. Kalmıştı. Bugün tamamlayalım Sayın hocam. Olur, olur inşallah. Medyada sıklıkla görüyoruz maalesef. Evet. Özellikle kadın cinayetleri konusunda medyada maalesef bir yöne bakıyor aslında. Problem geniş. Geniş ele almak lazım problemi ama şöyle baktığımızda Sayın hocam istatistiklere şöyle biraz göz gezdirdim ben. 2019 yılında Türkiye'de 474 kadın öldürülmüş. 474. Son 10 yılın en yükseği. Bu rakamlar 2000 şey de var mı? Ne kadar erkek öldürülmüş o da var mı listelerde? Bunlar gözükmüyor hocam. İkisini beraber mukayese etseydik iyi olurdu. Tabii. Erkek istatistikleri de var ama onu tamam. Ben bakmadım. Kadın cinayetleri ön planda çünkü. Tamam. Onu bilerek sordum aslında. Tamam. Baktığımız zaman hakikaten kadın cinayeti diye geçiyor ama tabii erkeklerde de var. Çocuk cinayetleri var. Yani geniş bakmak lazım. Türkiye'deki bu aile meselesindeki problemin ana konusu nedir Sayın Hocam? Evet. Özellikle feminizm, hani bizim birçok programımızda da işlediğimiz problem var, feminizm problemi. Dilerseniz ana problem ne, oradan başlayalım. Şimdi öncelikle şunu bir söyleyelim. Kadına karşı cinayet mi demiştin? Şiddet. Kadına karşı şiddet. Bu söylemler bile kasıtlı söylemlerdir. Kadına karşı şiddet kelimesini kullana kullana, ön planda tuta tuta zannediliyor ki karşıya bir düşman konmuş. Karşıya bir düşman konmuş. Kadın düşman olarak konmuş. Herkes gelip ona vurup geçiyor. Aslında öyle değil bu. Ve dolayısıyla kadına karşı şiddet söylemi yerine insana karşı şiddet kelimesi kullanılmalıdır. Yani kadın insan olduğu için insana karşı işlenmiş bir cinayet ve insanlığa karşı işlenmiş bir şiddet olarak telakki edilmelidir. Sadece kadına karşı şiddet derseniz, öte yandan diyelim ki çocuğa karşı bir şiddet uygulandığı zaman çocuğa karşı şiddet demeniz gerekir. Efendim bir yaşlıya karşı şiddet işlendiği zaman yaşlıya karşı şiddet demeniz gerekir. Hatta geçen de haberlerde bir kadın bir erkeğe tekme tokat girişti. Herhalde eğitimli bir kadındı tahmin ediyorum. Erkek hiçbir şey diyemedi yani. Bir şey dese bir türlü, demese bir türlü. Araya girdiler, ayırdılar ama erkek epeyce bir dayak yedi yani. Bunlar karı koca değil, tamamen yabancı. Şimdi bu az önceki yanlış mantığa göre bu olayı da tanıtırken erkeğe karşı şiddet denmesi gerekiyordu. Bunun hepsi yanlış. Ne kadına karşı şiddet ifadesi bizim kültürümüzün ifadesidir. Ne çocuğa karşı şiddet, ne hayvana karşı şiddet, ne erkeğe karşı şiddet. Hiçbirisi bunlar doğru değil. Peki ne denecek? Hayvanı bir tarafa ayıracak olursak,
insana karşı şiddet denilmesi lazım. Tabi bu söylemlerin hepsinin dayandığı bir felsefe vardır. Esas yani feminizm demiştiniz ya, oradan kaynaklanıyor bu. Şimdi ailenin durumunu iyi anlamak için ve gittiği yönü iyi tespit etmek için, ne tarafa doğru aile götürülüyor tespit için feminizmi iyi tanımak gerekiyor. Feminizm bilinmeden ailenin ne tarafa gittiği bilinemez, tespit edilemez. Doğru tespit yapılamadığı için de aile problemleri karşısında getirilen tedbirler isabetli olmaz. Yani şu programda isterseniz bir programınızı da, haftayaki programınızı, işin ehlinden bir feminizmi topluma bir tanıtın. Bu neyin nesidir diye. O tanıtılmadan ailevi problemler anlaşılamaz. Yani işin özü, bu kavramı iyi bir öğrenmesi mi gerekiyor? Tabii onu bir bilmesi lazım. Tabii bilmesi lazım ki bir bakacak, ben de meğer onlar gibi düşünüyormuşum diyecek. Ve benim gördüğüm ki toplumun bütün meseleleri şahsen bana gelir yani. Fetvasını, dini yönünü öğrenmek için gelir yani. Ben topluma baktığım zaman başörtülü olmak hanımlar için bir simge idi bir zamanlar. Yani başörtülü birisi olduğu zaman tamam derdiniz, bu belli bir yöne mensuptur. İşte aklı başında, Müslümandır, şuurundadır, İslami mücadele veriyordur filan gibi. Eğer örften gelen bir örtme değilse, başörtme değilse öyle karşılanıyordu. Zaten o yasaklandığı yıllarda bile bu bir simgedir diye yasaklandı. Neyin simgesi? O zaman siyasi simgedir dendi. O yalandı, yanlıştı. Yapılan hatanın üstünü örtmekti. Simgeydi, doğrudu ama İslami simgeydi. O zaman öyleydi. Adını öyle doğru söylemediler, bilerek tabii söylemediler. Şimdi o başörtüsü, artık ben başörtülerin beyanatlarına baktığım zaman simge olmaktan çıktığını görüyorum. Hatta bir ara ben fakültede oturuyordum. Bir bayan geldi, çok güzel örtünmüş böyle. Ben tabii ki simge olarak kabul ettiğim için sordum, nerelisiniz filan. Bir baktım Türkçe bilmiyor. Tamamen İngilizce. Tamamen. Yanında birisi daha var. Ona mihmandarlık yapıyor. Bu dedi Müslüman değil dedi. Avustralyalı, İngiliz dedi. Müslüman değil. Peki bu örtü neyin nesi filan dedim. Yani biz simge olarak Müslümandan bekliyoruz. Ya bu hoşuna gittiği için moda olarak giyiniyor dedi. Şimdi bizim toplumdaki başörtü meselesine bir bakıyorum. İyice yozlaşmış, zıvanadan çıkmış ve simge olmaktan çıkmış yani. Simgedir diyemiyorsunuz artık. Gittikçe o tarafa doğru, simge olmama tarafına doğru hızla gidiyor. Öyleyse şimdi ben şuna getirecektim sözü. Baş örtük olmakla birlikte başın içinin İslam'dan yana hayli yozlaştığını görüyorum. Kafa güzel örtünmüş, Müslüman diyorsun, tamam, gerçekten de Müslümandır. Ama kültürüne bakıyorsun, Müslüman kültürü değil. Tamamen sosyal medya ile şekillenmiş, kitle haberleşme araçlarıyla şekillenmiş. Kullandığı kelimeler bile, kullandığı cümleler, sözler bile bizim kültürümüzün sözü değil. Az önce siz de belki farkında olmadan kullandınız. Kadına karşı cinayet dediniz mesela. Halbuki medyadaki şeyi o dediğin doğru. Medya bu, ama soru sordukları böyle konuşuyorlar. Yani kullandığı kelimeden bile kendisinin bulunduğu çizgiyi anlatıyor. Halbuki biz kadına karşı şiddet ifadesinden ziyade insana karşı şiddeti kullanmamız gerekir. Öyle düşünüyoruz. Yani doğru. Kadın insan olduğu için savunulmalıdır. Kadın olduğu için değil. Kadın olduğu için savunulduğu takdirde insanlara ayırmış oluyorsunuz. Ama insan derseniz çocuğu da kastedersiniz. Yaşlıyı da, kadını da, erkeği de, yerliyi de, yabancıyı da, hatta Müslüman ve gayrimüslim herkesi savunmuş olur, hakkını savunmuş olursunuz. Dolayısıyla o kadına karşı şiddet, kadına karşı cinayet sözünü bırakıp İnsana karşı şiddet, insana karşı cinayet sözlerini kullanmamız gerekmektedir. Şimdi
Ben yakın bir örnek vereyim. Bir bayan bizden mezun, yüksek lisans yapacaktı. Hangi konuyu işlesin, hangi konuda bir yüksek lisans tezi hazırlasın derken dedim ki feminizmin İslami açıdan değerlendirilmesiyle ilgili bir yüksek lisans tezi hazırla dedim. Konuyu böyle belirledik. Fakat iyi biliyorum ki kültür yozlaşmış yani. O haliyle feminizmle İslam'ı mukayese edecek durumda değil. Onu biliyordum. Dedim ki sen 2-3 ay feminizm nedir diye bir kitap oku. 2-3 ay bir kitap oku. Önce feminizmin ne olduğunu bana bir getir, bir anlat. 2-3 ay sonra geldi, o konudaki kitapları okumuş. Ya hocam dedi, ben feministmişim meğer Kendinden dedi. haberi yok yani, değil mi hocam? Halbuki ilahiyat mezunu, yüksek lisans yapacak ve namazlı niyazlı yani ben herhangi çizgisinde şurada burada ben bir farklılık görmüyorum. Yani bizim istediğimiz bir çizgide gidiyor ya da tasvip ettiğimiz bir çizgide gidiyor. Bizzat kendi itirafı bu. Ben de dedim ki zaten onu tahmin ediyordum. Bizzat kendin gör diye şu kitapları bir oku demiştim ben. Ondan sonra çalışmaya başladı. Şimdi biz Müslümanlar aile ne tarafa doğru gidiyor? Ondan sonra akıbeti ne olacak? Hangi çizgide bulunuyor? Bu problemler niye çıkıyor? Bunu çok rahatlıkla anlayabilmemiz, yönünü tespit edebilmemiz ve haklı bazı, doğru bazı tedbirler, projeler geliştirmemiz, almamız için feminizmi bir tanımamız gerekiyor. Yani önce buna bir inmek Tabii lazım. tabii Feminizm tabii. ne Biz demektir? nereye doğru gidiyoruz? Ya bunu anlamadan da herhalde konu Tabii ki. çözülmeyecek. Mesela başka bir örnek vereyim dedim ya, insanımız kültür olarak yozlaşmış, yabancılaşmış. Şimdi diyelim ki ona bir sayfa mail geliyor. Okuyorum. Eşimden ayrıldım. Eşim şöyle yaptı. Eşim de böyle yaptık filan. Ben sonuna kadar okuyorum. Soruyu soran kadın mı erkek mi fark edemiyorum. Kullandığı kelimeden, sözlerden. Ortada bir kelime kullanıyor, anlayamıyorum. Acaba satır aralarından ben bir tespit yapabilir miyim diye bakıyorum. Tespit çıkmıyor. Çünkü yerine göre erkeğe göre bir hüküm vermen gerekecek, yerine göre kadına göre. Muhatabı bileceksin ki ama öyle ifade kullanmış ki kadın mı erkek mi olduğu belli değil. Hatta bir ara telefonda biraz orta bir ses yani ne erkek diyebileceğin ne kadın diyebileceğin bir sesle konuşuyorum. Ben o konuşurken dinlerken bir yandan da soran kadın mı erkek mi konuşan onu tespit etmeye çalışıyorum. Yan sorular soruyorum. Sanki tembih edilmiş gibi kendisini hiç belli etmiyor. En son dedim ya sen kadın mısın erkek misin bana ya ben kadınım dedi. Ona göre tabii İslam'a göre kadına mahsus hükümler var, erkeğe Değil mi? mahsus Karı hükümler koca var. diye bir şey var Tabii. yani. Niye? Hep sorarken bu karı kocayı fark ettirmeyen ikisini güya ayrımcılık gibi, karı koca dediğin zaman ayrımcılık gibi telakki eden kültürün diliyle konuşuyor. Oradan anlıyorsunuz yani bir defa nereden beslendiğini anlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela karı koca kelimesi yerine eş kelimesini kullanırsanız biz bir şey anlamayız. Yani kim olduğu belli Sen olmaz tabii. nesin yani? Önce bir onu bir söyle. Kimsin sen? Ona göre düşüneceğim ben. Özellikle mesela miras meseleleri sordukları zaman işte eşi öldü, geride eşi kaldı. Efendim Nasıl anlayacağız iki bunu? üç tane neyse çocuğu var, şu var, bu var. E bu kim öldü? Ölen kim? Erkek mi, kadın mı? Hayatta kalan kim? Öyle ya. Neyse kullanılan dil bile bizim dilimiz değil yani kısacası. Eş kelimesinin kullanıldığı yerler olur tabii ki. Arada hüküm farkı yoksa eşi kullanabilirsin. Ama hüküm farkı varsa bunu kullanmak zorundasın. Yeni medeni kanun yapılırken 2000 yılıydı tahmin ediyorum. Hazırladıkları sıralarda karı kelimesini kullanmamak için adeta patladılar, çatladılar. Kullanmayacağız. Hep eş kullandılar ama bir yerde geldi. Kaçıncı madde şu anda hatırlamıyorum. Belki de 101. madde. Orada karı kelimesini kullanmak zorunda kaldılar. Çünkü karı kelimesinin ifade ettiği manayı eş kelimesi ifade etmiyor. Topluma öyle bir kaba anlamla yansımış ki karı kelimesi
sanki bunu kullandığın zaman adama hakaret ediyormuşsun gibi karşılanıyor. Halbuki öyle değil. Karı kelimesi saygınlığı ifade eder. Nikahlı kadını ifade eder. Başka hiçbir kelime hanım desen ifade etmez. Efendim ana, bacı, kardeş desen ifade etmez. İlla ki bir kadın nikahlı ise, evli ise karı demen gerekir ki anlaşılsın. Nikahta da öyle söyleniyor değil mi? Zaten, hocam, karı zaten, koca ilan ediyoruz. Tabii karı koca ilan ettik diyor zaten. Eş ilan ettik demiyor yani. İkinizi eş ilan ediyoruz demiyorsun yani. Orada da zaten orada mecbur kaldılar. O ilgili kanunda da mecbur kaldılar. Şimdi lüzumsuz bir kibarlığa giriyoruz. Lüzumsuz bir kibarlığa. Gereksiz yani. Efendim yok, karı kelimesi kabalık ifade ediyormuş. Kim diyor kabalık ifade ediyor diye? Kaba mana yükleyen sensin. Çok saygın bir manası vardır, tekrar söylüyorum. Hatta başka kelimeler de var da şimdi burada ben söyleyemiyorum. Manasını düşündüm, çok saygın ama örfteki manaya baktığın zaman sanki argo gibi. Sanki argodan öte küfür ediyorsun gibi geliyor yani. Yani o yüzden mahkemelik bile olabilirsin yani. Yani dilimizi önce bir düzeltmemiz gerekiyor. Konuştuğumuz dil bizim yerli dilimiz değil. Yerli dil değil. Farkında olmadan kurbağanın yavaş yavaş soğuk sudan sıcak suya geçerken pişmesi gibi biz de yavaş yavaş pişmişiz, farkında değiliz. Evet. Böyle bir durum var. Şöyle diyebilir misin hocam? Hani gelenekten gelen bir örf, adet, dini bilgilerimiz var. Evet. Bir de modernitenin getirdiği başka bir dil var. Arasında başka sıkıştık mı? Başka bir dil mı var ve kullanırken o dili kullanıyoruz. O dili kullanıyor. Arasında sıkıştık hatta sanki. Hatta konuşma stiline baktığınız zaman bile yani kelimeler arasında o filan demek de bizim bir hoca vardı, Allah selamet versin, İngiliz tipi konuşma diyordu buna. Yani böyle ikide bir sesini uzatarak yani bilmem ne yaparak falan filan, evet. Yan düşünerek bilmem bedenini ileri derecede oynatarak konuşma bilmem şu bu. Bakıyorum beden dilinde bile yabancılaşma var. Beden dilinde bakınız. Beden dili biliyorsunuz bir ifade ettiği bir şey var değil mi? Bedenin de ifade ettiği bir vakar vardır. Kendine göre konuştuğu bir dil vardır. O dilde bile yabancılaşma var. Bu derece bizim ayarlarımız bozulmuş yani. Fabrika ayarlarını unutmuşuz biz kısacası. Yani karga bir gün bakmışsan hocam, keklik çok güzel sekiyor. Demiş ya, benim yürüyüşüm çok bozuk. Ben de bunun gibi sekebilirim, yürüyebilirim. Karga gibi değil mi? Onu taklit ederken kendi yürüyüşünü de unutmuş. Unutmuş. Yani karga da olamamış. Biraz da sanki herhalde böyle yani farklılaşmak ya da batıdaki hal hareketler, konuşmalar tabii, güzelmiş tabii. Gibi geliyor. Tabii. Bu aile kanunlarında da aslında İstanbul Sözleşmesi'nde de böyle gözüküyor. Evet. O zaten yerli berbat. Evet. Onda orada eş de yok. Partner var. Partner kelime dediğiniz, böyle mi geçiyor hocam? Tabii partner kelimesi var. Partner dedikten sonra tamam, artık işin ayarı yok. Kırmızı çizgisi kalmıyor yani. Kalmıyor. Yok. Hani bir pastanede tanışırsın birisiyle. 8-10 gün veya neyse 6 ay 1 sene arkadaşlık yaparsınız. Nitelikli birliktelik diyorlar bir de ona. Yani çok affedersin, namussuzluğun adını bile değiştirdiler. Neyse. Şimdi onu bir geçelim. Feminizmi ben bir özetleyeyim. Şimdi feminizm Batı toplumunun bir problemi olarak ortaya çıkmıştır. Batı problemi. Batı toplumunun problemi. Batı'da 1850'lerde bile, yani 150-200 sene önce bile kadın insandan sayılmıyordu. Ve özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra artık kadını da insan sayalım mı saymayalım mı şeyleri başlamış. Hareketleri başlamış. Çünkü makineleşme dönemi başlıyor. Sanayileşme dönemi başlıyor. Sanayileşme dönemi başlayınca da insan gücüne ihtiyaç hissediliyor. Kadının gücünü de israf edilmiş, boşa duran bir güç kabul ediyorlar. Öyleyse kadının bedeni gücünü nasıl sanayiye aktarabiliriz problemi çıkıyor. Kadın peki insan sayılacak mı sayılmayacak mı, burada tabii onun bir halledilmesi gerekir derken kadının insan sayılma problemi olarak feminizm çıkıyor. Dolayısıyla feminizm kelime manası kadıncılık demektir. Fransızca bir kelimedir. Kadın milliyetçiliği yani, değil mi? Öyle diyebiliriz belki. Kadın milliyetçiliği, kadıncılık. Kadıncılık. Hani nasıl milliyetçilik falan diyorsak, milleti
ön plana çıkarma varsa milliyetçilik diyorsak, bu da feminizm kadıncılık. Hı hı. Kadını savunan, kadın haklarını kazanmaya çalışan, kaybetmeye değil, hak yoktu zaten. Kazanmaya çalışan bir kültür olarak ortaya, bir toplumsal kültür hareket olarak ortaya çıkmıştır feminizm. Yani kadının insan sayılma harekatı olarak başlamıştır. Başlangıcı bu şekilde. Tabii. Şimdi niçin bu harekat başladı? Çünkü kadının hakları yeniyordu. Yiyen kimdi? Erkekti. Öyleyse kadının düşmanı erkektir. Felsefe böyle başlıyor. Peki erkek düşman olunca, öyleyse hani bir atasözümüz var ya, domuzdan kıl çekmek sevaptır diye. Erkeği ne kadar yolabilirsen, ne kadar koparabilirsen, ne kadar cımbızlayabilirsen, hepsi kadının hakkıdır ve alınması gerekir. Onun içindir ki aslında feminizm haklı bir sebepten ortaya çıkmış, onu söyleyeyim yani. İnsan sayılmayan kadının insan sayılma mücadelesi olarak başlamış. O dönemin Avrupa'sında böyle. Böyleydi. Şimdi bizim Avrupa'da okuyan güya aydınlarımız, o 1800'lü yılların sonu, 1900'lerin başı, bizim toplumda da Avrupa'daki gibi kadının insan sayılmadığını zannederek, öyle bir şey yok, varsayarak, tabii, halbuki bize böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani, problem. Yani cennet anaların ayı altındadır diyoruz yani. Biraz sonra veda hutbesinden örnekler vereceğim. Kadın saygındır, her zaman işte ailede saygın bir yeri vardır vesaire, şu bu. Bizim güya kendi toplumumuzu tanımayan, Avrupa'da aydınlansın da burayı da anlatsın diye gönderilen insanlar tamamen kafa ayarı bozuk vaziyette gelince, bizim toplumda da Avrupa'daki gibi kadının insan sayılmadığını varsayarak, bazı olaylar da gözlerinde büyütülerek, Avrupa'da büyüttüler çünkü olayı, öyle yetiştirdiler. Onlar üzerinden Avrupa'daki bir gelişmenin, aslında gelişme değil o, onu da söyleyelim, bizde zaten var olan kadın haklarının yeniden savunucusu oldular. Zaten var idi. Peki haklı olarak başlayan, Avrupa'da haklı olarak başlayan feminizm nereye kadar geldi, daha da nereye kadar gidecek? Oraya bir gelelim. Bir reklam aramız var hocam. Peki. Konuyu bölmeyelim çünkü çok önemli. Olur. Dediğiniz gibi yani bu konuyu anlamadan da bu aile meselesini çözemeyeceğiz. Olur. Müsaadenizle bir reklam aramız var. Değerli izleyicilerimiz, bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın efendim. Değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'de aile meselemizi konuşuyorduk ve Orhan Hocam şunu söyledi. Özellikle feminizm kavramını anlamadan bu olayı çözemeyiz demişti. O kavramı anlatıyorduk, oradan kalmıştık. Sayın Hocam buyurun. Evet, dedi ki ailevi problemlerin iyi anlaşılması için feminizmin iyi bilinmesi gerekir dedik. Feminizm Avrupa toplumunun bir eksiği olarak, bir yanlışı olarak ortaya, yanlışına karşıt olarak ortaya çıktı. Dedi ki yani kadın insan sayılmıyordu. Dolayısıyla feminizm insan sayılma mücadelesi olarak başlamıştır dedik. Bir de oraya gönderilen Osmanlıların son dönemlerinde güya aydınlansınlar da gelsinler bu toplumu inşa etsinler diye gönderilen insanlar tamamen kafa ayarları bozuk olarak geri döndüler. Ve oradaki problemin bizim burada da olduğunu zannederek işe koyuldular. Tabii berbat ettiler, hala da gidiyorum. Şimdi feminizm haklı olarak başladı dedik ama durması gereken yerde durmadı. Hakkını aldı, insan olarak hakkını aldı. Tamam ben hakkımı aldım demedi. Daha da hak almaya devam etti çünkü erkekten ne alabilirse hepsi onun hakkıydı. Böyle bir anlayış var. Tabii ki İslam'da biri diğerine düşman değil, erkek kadının düşmanı anlayışı değil,
erkek ve kadın birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibi düşünüldü. Evet. İslam'daki felsefe, şey bu. Felsefe bu. İkisi bir araya gelirse bir elma ediyorlar ve birbirine düşman değiller. Hı. Birbirine tamamlayanlar olarak. Gerçekten de böyle tabii. Allah Teala insanı yarattığına göre böyle yaratmış. Şimdi feminizmde kadın hakları söylemi var ama hak nerede biter diye bir anlayış yoktur. Bir çizgi yok yani, değil mi yok, hocam? Yok, çizgi yok. Çizgi yok. Ne alabilirsen, yani ne ezebilirsen daha doğrusu. Şimdi tam burada İslam'la bir mukayese yapacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda konuşmasında şöyle düşünün, bir insan artık vefat edecek. Kendisini sevenlere son nasihatlerini yapıyor gibi düşünün. Veda konuşması böyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam temas ettiği 6-7 tane meseleden bir tanesi kadın hakları meselesidir. Bir paragraf. Diyor ki, ey insanlar, kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Tamam. Onların sizin üzerinize hakları vardır. Sizin onlar üzerinde haklarınız vardır. İşte o ikinci cümle, yani ey erkekler, sizin de onlar üzerinde haklarınız, üzerlerinde haklarınız vardır cümlesi feminizmde yoktur. Fakat bizimkiler, orayı siliyorlar yani, fakat bizimkiler, güya işte Müslümanlık iddiasında olan bizimkiler, gerek erkek gerek kadın iddiasında olan Müslümanlar, İkinci cümleyi hiç düşünmezler. İkinci cümle yok. Hatta bir feministe bir ara ben dedim ya, kadın sorumluluğundan da biraz bahsetseniz. Çünkü hadisler diyor ki, kadının hakları var, sorumluluğu da var. Erkeğin hakları var, sorumluluğu da var. Eşitlikse böyle bir eşitlik var yani. Dedim, siz hiç sorumluluktan bahsetmiyorsunuz. Nasıl oluyor? Zaten feministlere kadın sorumluluğu diye bir kelime hatırlattın mı kimyaları bozuluyor. Çünkü o güne kadar öğrendikleri kültürde kadın sorumluluğu diye bir kelime yok. Hep kadın hakları vardır. Kadın hakları var ama sorumluluk yok. Yok. Ve hatta hukukçuya sordum. Bir işte feminist yapıdaki. Dedim, hukuk ilkelerine göre bir insan düşün. Hakları var, sorumluluğu yok. Böyle bir insan nasıl bir insandır? Kimdir yani bu? Bak şimdi bak. Evet. Hakları var, sorumluluğu yok. Hukuk mantığına göre hakkı olan ama sorumluluğu olmayan insan ya çocuktur ya delidir. Yani çocuk şimdi bir suç işlese, diyelim ki birinin camını kırsa, şu bu, mahkemelik bir olay olmaz o. Sadece o cam ödenir, iş biter yani. Veya bir deli, akıldan yoksun, yaşı 30'dır, 40'tır ama tamamen akıl çalışmıyor diye. Sorumluluğu yok yani. Bunun sorumluluğu yok. Bunu mahkemeye sevk edemezsin. Niye suç işledin diye. Hayvanlar da öyledir. Hakları vardır, sorumluluğu yoktur. Hatta 3-4 sene önceydi bir haber okudum. Avrupa'da bir yerde ilk defa hukuk tarihinde bir hayvan mahkemeye suçlu sanık olarak sevk edilmiş. Çok affedersin, eşeği getirmişler mahkeme şeyine, celseye, duruşmaya. Yahu ne diyecek bir şey yok. İnsaf yani değil mi hocam? Bakın, çocuğun sorumluluğu yok, delinin sorumluluğu yok. Dedim ki, yahu siz kadın haklarını savunacağız derken çocuk yerine koyuyorsunuz dedim ya. Kadına hakaret ediyorsunuz dedim. Deli yerine koyuyorsunuz dedim. Şahsiyeti tam, reşit bir insan olarak kadını savunacaksanız kadın sorumluluğundan da bahsetmeniz gerekir dedim. Tabii bu kültür onlara yabancı yani. İşte İslam'ın feminizmden ayrıldığı nokta burası. Feminizm kadının hakkını artık aldıktan sonra sorumluluğunu da bilerek normal bir insan gibi toplumda yerini alması gerekirken düşmanlığa ve taarruza devam etti. İşte bu toplumu bozan bu. Evet. Şu anda da aile toplum o kültürle yetiştirildiği için, yani bu illa ben bir yerde suçlamıyorum. Bütün sosyal medya, bütün kitle iletişim araçları, yazılanlar, çizilenler hep bu doğrultuda gidiyor. Bu doğrultuda gittiği için, yani
kadın sorumluluğunun olduğunu kabul etmeyen, sadece hakkı var diye kabul eden bir kültürle hareket ettiği için ailevi problemler hemen ortaya çıkıyor, aile çatırdamaya başlıyor. Eyvallah. Çünkü aile sadece kadından oluşmuyor ki. Erkeği var, çocuklar bile, evet, kızı var, oğlanı var. Şimdi sen diyelim ki kadın olarak ailedeki erkekleri düşman olarak görürsen zaten orada savaş başlamıştır demektir. İçişleri Üçüncü Bakanımız, Dünya Savaşı başlamıştır, evet, demektir yani. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir açıklaması, evet, oldu hocam. Evet. Belki haberleri de siz de görmüşsünüzdür. Gördüm, hoşuma da gitti doğrusu. Yani orada da şöyle diyor. Ne demişti kelime olarak? Diyor ki erkeklere seslendi, kendinize gelin. Böyle, evet, bir ayıp olur mu? Yani bu başlık altında. Kendinize gelin. Tabii, kendinize gelin. Diyor ki erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsunuz, neyi ortaya koyuyorsunuz? Evet. Diye kadının aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamında cinayetlerle ilgili bilgileri de veriyor. İşte bu söz bütün insanlara söylenmeli. Yani kendinize erkek gelin değil diye. De aslında ey insanlar, sadece neler erkekler, oluyor sadece size? Sadece kadın değil. Tabii. Ey toplumun insanı, kendinize gelin ya. Hı. Denmesi lazım bunun. Çünkü o zaman, evet, da şey oluşuyor değil mi Sayın Hocam? Yani tek tarafa baktığınız zaman işte ey i̇şte erkekler, olmuyor, ey erkekler, olmuyor, hep ses işte suçlusunuz, olmuyor, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Hepsini muhatap, tabii, kabul ederek söylenmesi gerekir. Yani az önce dediğiniz gibi eşitlik bağlamında bakmak lazım. Tabii, yani tabii, iki tarafa da. Şimdi gelelim şu eşitlik meselesine. Evet. Şimdi eşitlik deniyor da bizim toplum da farkında olmadan bunu kullanıyor. Hı. Yani hakikaten kullandığımız kelimeler bizim yapımızı ele veriyor. Ya bizim yabancılaştığımızı, hı-hı, ele veriyor. Savunmamız gereken eşitlik değil. Bunu özellikle söyleyelim. Temel insan haklarında eşitlik, tamam. Ona, hı-hı, ona kimse bir şey, aminle, demiyor. Aminle, ona kimse, tabii, bir şey demiyor. Bizim savunmamız gereken adalettir. Adalet. Evet. Diyeceğim, adalet ve eşitliğin ne farkı var? Ya bu iki kavramı da aslında biraz açmak lazım. Tabii ki. Şimdi eşitlik deyince akla matematiksel eşitlik gelir. Hı. Yani birine 5 verdin, öbürüne de 5 vereceksin. Akla bu gelir. Ama eşitlik de görünmez, gizli bir zulüm olabilir. Adalet ne peki? İsterseniz bunu biraz sonraya bırakayım. Tabii, tabii hocam. Mesela bir şey düşününüz. Bir fakülte düşünün, bir valilik makamı düşününüz, efendim bir, hı-hı, bakanlık teşkilatı düşününüz. Bakın şimdi matematiksel eşitliği uygulayacağım şimdi, bakın ne çıkacak. Evet. Bu binada normal olarak oranın bir amiri vardır, normal olarak. Ona göre misafiri vardır, harcaması gideri vardır vesaire. Bir de diyelim ki o binanın hizmetlisi vardır. Şimdi eşitliği siz öne sürer de matematiksel eşitlik olarak, hı-hı, bunu lanse ederseniz o binanın amirinin aldığı maaşla hizmetlinin aldığı maaşın aynı olması gerekir. Biri teknik mesela 5 bin alıyorsa öbürü de 5 bin alıyor. Biri 10 bin alıyor, o da 10 bin alacak. Ama giderleri farklı. Hizmetli icabında evini 2500 lirayla geçindirebilir. Ama öbürü 10 binle geçindiremeyebilir. Oturduğu ev ona göredir, misafirler ona göre geliyordur. Yani harcama farklı. Öyleyse ikisine de diyelim ki 10 biner lira maaş verdiğini düşün. Birisi ucucuna denk getirecek, oranın amiri. Hı hı. O hizmetli ise 2500'de işini görecek, 7500'ü tasarruf etmiş olacak. Şimdi sonuç olarak bakıyorsun bir eşitsizlik çıkıyor. Verdiğin zaman eşit veriyorsun ama sonuç farklı çıkıyor. Biri kıt kanaat geçiniyorken, hı hı, yaşantı ve sorumluluğunu yerine getirmek için kıt kanaat geçinirken, öbürü aldığının bir kısmıyla, çeyreğiyle ihtiyacını gideriyor, 3 çeyreği cebine kalıyor. Başta eşit verdin ama sonuç eşit çıkmadı. Evet. Peki o zaman adalet ne farkı var, onu da söyleyelim. Şimdi geliyoruz. Adalet matematiksel eşitlik değildir. Hiçbir zaman biz matematiksel eşitliği savunmayız. Savunmamamız da gerekir. Hı hı.
Yerine göre tabii eşitlik olur. Diyelim ki aynı esnada, aynı durumda 5 kişi çalıştırıyorsunuz birer gün. Ha, yevmiyelerini diyelim ki 150 liradan verdin. Hatta işverenlere sorun. O çalışanların içerisinden bir tane çok mahir, ustabaşıdır. Hile yapmıyor. Hile yapmıyor. Hakkını veriyorsa hepsine eşit veriyorum dese bile birinin zarfının içine bir 50 lira fazla koyar. Tamam? Bu böyle gerektiriyor. Eşit verirsen çünkü bu sefer buna zulmetmiş oluyorsun. O zaman adaletsizlik oluyor. Çalışanla çalışmayan. O zaman adalet nedir? Adalet hak ve sorumluluk dengesidir. Bir daha söylüyorum. Hak ve sorumluluk dengesidir. Zaten adalet denge demektir. El-idlu diye bir kelime var Arapçada. İdil, heybenin bir gözü demektir. Bir hayvana heybe yüklediğin zaman eşit yük vurursan hayvan doğru götürür, dengeli götürür. Yok birine fazla, birine az koyarsan o zaman bir dengesizlik olur ve yük hayvanın sırtından yere düşer. Şimdi sorumluluk ile hak birbirine dengeli gidiyorsa adalet vardır demektir. Mesela bir adama onluk bir sorumluluk yükledik, hakkını da onluk olarak verdik. Sorumluluğu eşit olarak verdik. Berikine beşlik sorumluluk yükledik ama eşitlik eşitlik diye bağırdıkları için onu da on verdik. Bakınız verirken on verdik, sorumluluk yüklerken farklı sorumluluk yükledik. Olmadı bu. Yani bu eşitlik oldu ama adalet olmadı. Tabii eşitlik olabilir ama adalet değil. Yok. Şimdi berikine beşlik sorumluluk yüklediysen hakkını da beş olarak vereceksin. Öbürüne onluk yüklediysen ona da on hak vereceksin ki biz buna adalet diyebilelim ve matematiksel eşitliğin dışında bir adalet sağlamış olalım. Şimdi bu anlayışa göre ailedeki konum ve sorumluluğa göre baktığın zaman, miras hisselerine baktığın zaman İslam'daki göreceksiniz ki gerçekten o görünmez gizli eşitlik, gizli adalet var ya hakkıyla yerine getirildiğini görüyorsunuz. Hayret ediyorsunuz bu yani. Bu da soruluyor aslında değil mi belki çok hocam? Çok soruluyor. Hani çok miras soruluyor. Meselesinde kadın neden bir alıyor, erkek neden kaldı iki alıyor? Kaldı ki her yerde öyle değil. Değil mi? Bazı şartlarda böyledir. Ama genelde belki böyledir. Baktığın zaman o adaleti görebiliyorsunuz. Ama şöyle baktığımızda her bir aileyi düşündüğümüzde kadın bir aldı, erkek iki aldı. Ama her ailede bir kadın bir erkek var. Aslında üçer tane düşüyor değil mi her eve baktığımızda? Değil mi? Orada da bir adalet şimdi var. Şimdi öyle de denk gelmeyebilir. Ama genelde böyle Ben öyle bir savunma yapmıyorum. Erkeğe yüklenen sorumluluk ile kadına yüklenen sorumluluk da eşit olarak haklar verilmiştir. Bu Allah'ın takdiridir tabii. Allah'ın biz bunu takdiri. Sorgulayamayız da. Tabii ki Allah'ın Ayşe takdiri. Yani, tabii. Allah'ın takdiridir. Yani zaten miras ayetlerinin hemen sonunda bu Allah'ın sınırı budur diyor. Amenna. Yani ona kimse bir şey diyemez. Allah'ın sınırını aşmayın diyor. Allah Teala tembih ediyor. Şimdi bu adaleti de bu şekilde insanımızın kafasına doğru yerleştirdikten sonra ve diğer tabii bütün şeyleri gözden geçireceğiz. Söylemlerimizi, o kullandığımız kelimelerden tutun. Gözden geçireceğiz. Hangi konuda yabancı kültürlerden etkilenmişiz, hangilerine etkilenmemişiz onu bir düzeltmemiz. Yani kafa ayarımızı bir düzeltmemiz gerekir. Şimdi feminizmi sanıyorum özetledim. Özetledikten sonra hala, diyelim ki mal mülk davasında ya da şurada burada bir haksızlık varsa tabii ki haksızlığa karşı çıkacağız. Bazen insanlar tabii şöyle diyebiliyorlar. Dedim ya toplumun bütün problemleri geliyor, bize bir şekilde yansıyor. Bir taraf kızıyor, vallahi diyor, efendim öldüreceğim onu diyor. Evet. Niye öldüreceksin diyorum? Hak etti diyor. He. Kime göre hak etti diyorum? Kendi kafana göre değil mi? Kendi kafan hak ölçüsü değil diyorum. Hak ölçüsünü belirlemede de bizim bir ayar bozukluğumuz var. Hakkı hak belirler. Allah belirler. Amenna. Sen de kuzu kuzu boyun eğersin. Durum budur. Yani kimse, bizim insanımız şimdi kendi kafasından hak uyduruyor. Kendi kafasındaki hakka göre de onu icra etmeye kalkıyor. Sonunda da bir sürü fitne fesat çıkıyor. Eyvallah. Öyleyse
hakların belirlenmesinde de Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine müracaat edeceğiz. Ben de tam onu soracaktım sayın hocam. Şimdi baktığımız zaman aile meselelerine, cinayetlere baktığımızda kadın kaldırıyoruz zaten. Kadın cinayeti demiyoruz. Oraya yavaş yavaş geleceğiz. Kadın cinayeti demiyoruz. Cinayetlere baktığımızda genelde insanlar kendi kafasından bir yorum. Artık bu töreye göre mi, örfe göre mi, kafasında hangi bir yapı varsa bu bunu hak etti, ben bunu yok etmem lazım düşüncesi oluşuyor. Yani bu noktada neler yapmamız gerekiyor? Geleceğim, ona geleceğim. Aklıma bir şey gelmişken onu bu araya sıkıştırmam gerekiyor. Şimdi bir ara Cumhurbaşkanımız hangi yıldı bilemiyorum, aile konusunda aile konusunda bir güncelleme yapın diye bir söz söylemişti. Hemen arkasından bazı resmi kurumlar istişare toplantıları düzenlediler. Ben de birine katıldım. Çağırdılar, katıldım. Orada konuşurken dedim ki biz din anlatanlar, İslam'ı anlatan bizler en fazla yalanı aile ve kadın konusunda söylüyoruz dedim. Bak yanlış söylüyoruz demedim. Yalan söylüyoruz dedim. Bile bile konuştuklarımızın İslam olmadığını biliyoruz. Ama efendim filan filan gruplardan, filan yapılardan, toplumdaki işte yanlış kültürden etkilendiğimiz ya da korktuğumuz için yalan söylüyoruz dedi. Eyvah eyvah, çok kötü hocam. Gerçekten bu böyle böyle söyledim yani. Peki niçin yalan söylüyoruz? Korkuyoruz dedim. Kimden korkuyoruz? Az önce söylediğim. Acaba bize ne derler? Acaba bizi hedefe koyarlar mı? Bizi tefe koyarlar mı? Toplumsal bir baskı. Evet. Dedim ki yalanı söylerken dedim. Bak yanlış söylerken demiyorum. Yalan söylerken. Söylerken eğer mevcut yabancı kültüre, kültür ile bir hadis-i şerif çelişiyorsa, peygamberimizin sözü çelişiyorsa, bu iş için diyoruz ki böyle bir hadis yoktur diyoruz. Yalan orada başlıyor. Halbuki en sağlam hadis kitaplarında var bu. Herkes biliyor ki böyle bir hadis-i şerif var. Bizimki hemen böyle bir hadis yok efendim diyor. Çizdi hadisin üstüne. Yalan başladı. Allah adına, din adına yalan başladı bakınız. E peki mevcut kültürle çelişen bir ayet varsa ne olacak? Onu da, ayet yoktur diyemiyorsun. Onu da çizemiyor ama ne yapıyor? Diyor ki 1400 sene anlaşılmadı. Daha yeni anlaşılıyor. O ayetin manası o değil, şudur diyor ve o baskın kültürün dediği şekilde yorum yapıyor. Ve göz göre göre bile bile Allah'a iftira ediyor. Eyvah eyvah. Yalanlarımızı söyledim bak. Yalan söylüyor. Ha ben söyledim mi? Çok şükür ben söylemedim. Biz şahidiz yani. Ama hamdolsun. Ama çok yalan söyleyenler var. Din anlatıyorum diye bir çıkıyor adam. Allah Allah ya bu insan bu toplumun adamı mı diyorum yoksa Londra'da yetişmiş bir adam mı konuşuyor? Yani söyleme gerekçesi ne sayın hocam yani? İşte o baskın kültürden korkuyor. Ondan korktuğu için. Yani bizimkiler adeta o baskın kültürü ispatlamak için İslam'dan payanda getiriyoruz. İslam'dan payanda getirme faaliyetimiz var bizim. Aslında az önce hani ilk program başında okudum Ahzab suresi 70. ayet. Net değil mi? Net. İman Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Tamam. Şimdi geliyorum. Hakkı bir defa Allah tespit edecek. Peygamberi vasıtasıyla peygamber bize ne duyurduysa hak konusunda hak odur. Bu hak anlayışı baskın kültüre ters düşüyorsa Müslüman da Müslümanlığını gösterecek. Diyecek ki doğrusu budur. Size de bunu tavsiye ediyoruz. Senin dediği yanlıştır. Diyecek. Müslüman vakarını gösterecek orada. Eyvallah. Mümin vakarını gösterecek. Kimse bizim şirinlik yapma ihtiyacımız yok. Bakıyorum bizimkiler yamulmaya başlıyorlar. Ne yamulacaksın yahu? Aziz olan Allah'tır. Amin. Aziz olan onun Resulüdür. Aziz olan aklı başında müminlerdir. Allah'tan başka izzet arayan zelil olur. Ayet-i Kerime'li hadiseler böyle söylüyor. Amin. Anlaşıldı mı? Ya sen mümin ve Müslümansan bir defa Allah'ı temsil ediyorsun orada sen yamulamazsın orada. Yamulma hakkın yok. Orada sen kendini temsil etmiyorsun. Bir fikre karşı İslam'ı anlatıyorsan orada sen değilsin. Sen
Allah'ın dinini anlatan bir Allah'ın elçisi gibisin yani. Allah'ın tebliğcisi, dininin tebliğcisi gibisin. Orada senin yamulma hakkın yoktur yani. Neyse doğruca söyleyeceksin. Karşı taraf ayıplarmış. Ayıplarsa ayıplar. Ben de onu ayıplarım. Derim ki doğrusu bu. Bu benim fikrim değil üstelik diyeceksin. Bu Allah'ın emridir. Sen de ben de Allah'ın kul olduğumuza göre sen de buna uyacaksın. Buna uymak zorundasın. Bu noktada bizimkiler, İslam'ı anlatanlar maalesef bu kompleksten bir kurtulamadılar. Kompleksten kurtulamadılar. Her neyse, şimdi az önce dediğim, yani yalan söylüyoruz dediğim örnekleri epeyce var da yeri gelirse söylerim. Şu anda bir genel olarak bir şey söylemiş oldum. Şimdi gelelim. Ailedeki problemlere geliyorum şimdi. Gelmeden hocam bir yine reklam aramıza müsaadenizle. Vakit çabuk geçiyor ya. Hızlı geçiyor maşallah, çok hızlı akıyor, evet, bereketli. Değerli izleyicilerimiz bir reklam aramız var, bizden ayrılmayın efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet Sayın Hocam. Şimdi gelelim ailedeki problemler niye çıkıyor? Evet. Bir, hakkımıza razı olmuyoruz. Kadın ve erkek. İkisi için de söylüyorum. Başta bir hakkını bilmiyor. Hakkını bilse bile hakkına razı olmuyor. Daha fazla istiyor. Çeşitli bahanelerle kim karşı taraftan ne kadar fazla şey yollarsa onu kâr sayıyor. Bir defa haklarımızı öğrenmemiz gerekir. Allah'ın koyduğu hakları bilmemiz gerekir. Allah'ın koyduğu haklar ortaya konduktan sonra Allah'ın hüküm koymadığı, arada boş bıraktığı yerler varsa örften oraya katkı yapabilirsin. Amin. Onda bir şey yok zaten. Bütün İslam alimleri bunu söylüyor. Katkı yapabilirsin. Olabilir. Örf devreye girebilir, belirleyebilir. Kendi kafamızdan hak koymayacağız. Sonra hakkımız değilken, hakkımız olmadığı halde hak koparmaya çalışmayacağız. Hakkımıza razı olacağız. Müslüman bir defa hakkına razı olmak konusunda ciddi bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bilecek ki kul hakkına Allah bile karışmıyor. Ahiretteki hesapta kul hakkı varsa insanın üzerinde Allah kendi haklarına işte bir çizgi çekebilir, affedebilir ya da azap eder. Ama kul hakkına geldiği zaman git sahibiyle helallaş gel der. Yani biz dışarıdaki insanlarla ünsiyetimizde kul haklarına ne kadar çok dikkat ediyorsak aile içindeki eşimizle, hanımımızla, hepsinin kocamızla ayrı ayrı hakları vardır. Çocuklarımızla olan hakları da ayrı ayrı hakları vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ara etrafında oturan sahabeye sordu. Müflis kimdir dedi. Müflis. İflas etmiş. Sağdan soldan dediler ki parası pulu kalmamış, borca batmış, bilmem şu bu vesaire. Efendimiz buyurdu ki ümmetimin müflisi kıyamet günü getirilir. Bu adam namaz kılmış, oruç tutmuş vesaire. Ama yanı sıra berikinin malını çalmış, öbürüne tokat vurmuş, berikinin kanını dökmüş, hakaret etmiş filan olarak da gelir. Bunun sevaplarından alınır. Orada tabii ödeyecek para mara yok orada. Para, mal, mülk dünyadaydı. Karşılık yok çünkü. Evet. Orada elde sadece sevapların vardır. Sevap torbanda ne varsa. Sevapları alınır bu adamın. Haksızlığa uğramış olana verilir. Sevabı verilir. Öyle bir an gelir ki bu adamın sevabı biter ama üzerindeki haklar daha bitmez. Bu durumda da haksızlığa hakkı yenmiş olanların günahlarından alınır, bu adama yüklenir. Ve ondan sonra cehenneme atılır. İşte ümmetin müflisi bunlardır. Bir defa bu doğrultuda ve ayet-i kerimelerin bize öğrettiği doğrultuda kul hakkının ne olduğu bir defa insanımızın kafasına çakılmalıdır. Hazreti Lokman Lokman suresinde oğluna vasiyette bulunurken
tavsiyelerde diyor ki ey oğlum, o işlediğin şey hardal tanesi, parantezi toplu iğne başı kadar olsa, o yaptığın şey göklerde, yerin derinliklerinde, kayalar arasında saklı bile olsa Allah onu ortaya getirir. Kaybolma diye bir şey yok yani. Kehf suresinde insanın eline amel defteri verilecek. Bir bakacak, hayret edecek. Allah Allah. Ya bu deftere, bu kitaba ne oluyor? Küçük büyük dememiş, hepsinin dökümünü vermiş diye. Böyle. Şaşacak yani. Hiçbir şey kaybolmaz. İşte orada kul hakkının illaki kulun kendisiyle helallaşmaktan geçtiğini, hakkı yenen kişi helal etmezse sevaplarının ona gideceğini, sevapların yetmezse onun günahından sana yükleneceğini insanımızın kafasına bir çakmamız gerekiyor. Ondan sonra diyoruz ki ey koca, senin hakların şu, sorumluluğun şu. Ey evin hanımı, evin karısı, senin hakların, sorumluluğun şu. Ey çocuklar, sizinki şu, sizinki şu. Gayet güzel ortaya koydun mu, haydi herkes hakkına razı olsun. Tamam. Sakın o zaman mutluluk olur. Hakkı açtığını görmeyeyim. Evet. Mesela. Öyle de mutluluk olur tabii, o zaman. Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi bu şekilde bir hak, kul hakkı ve sorumluluk kültürü Allah'ın emrettiği şekilde yüklendikten sonra bu insan artık o diyelim ki müesseseyi götürmeye hazır insandır demektir. Bizim hakkı tespit etme ayarlarımızı bozmuşlar bir defa. Evet. Bu bozulmuş değil mi hocam? Yani onu da kesinlikle bozulmuş. Evet. Kesinlikle insanımız hak nedir bilmiyor. Ya da bilse bile işine gelmiyor değil mi hocam? İşine gelmiyor. Evet. İlginç bir hadis-i şerif vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki 4 özellik, 4 kabiliyet vardır ki olumsuz tabii. Bunların 4'ü kimde bulunuyorsa 4 dörtlük bir münafıktır bu. Bunlardan bir tanesi bulunuyorsa münafıklıktan bir cüz üzere bulunur diyor. 3'ü genelde çok söyleniyor vaazlarda. Yalan söylemez. Yalan söylemek pardon. Yalan söyler. Sözünde durmaz. Bir adam sözünde durmuyorsa o adam, o kişiden adam olmaz yani. Bu söyleyeceği şeyler insan adam olma ölçüleridir aynı zamanda. Yalan söylüyorsa, sözünde durmuyorsa, emanete hıyanet ediyorsa, bu emanet bir mal da olabilir, bir söz de olabilir. Bir sırrını söylüyorsun bir adama. Tamam tamam. Senin en zayıf noktanda bu sırrını ilan ediyorsa, seni rezil etmek için, ondan adam olmaz. Ondan adam olmaz. Müslüman sır sahibidir. Sır bir defa Huzeyfe İbnül Yaman'da görüyoruz. Ya nasıl oluyor böyle ya? Fesubhanallah. Bir sır bu kadar saklanır mı yani? Bu bizim için örnek. Peygamberimiz bazı sırları sadece ona söylüyordu. Hiç kimse de başka bilmiyordu. Münafıkların listesi ondaydı mesela. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer soruyor Huzeyfe İbnül Yaman'a. Diyor ki 24 tane valim var. Bunlar içerisinde münafık var mı? Ya emir el müminin bir tane var diyor. Ama ismini vermiyor. Kim? Söylemem diyor. Çünkü peygamberim söyleme diyor. Ya karşıda soran halife. Cennetle müjdelenmiş. Ona bile söylemiyor. Sır saklama işte budur bakınız. Sır saklama. Ama diyor ki 3-4 gün sonra bir baktım ki o vali azledilmiş. Hazreti Ömer uyumamış, yatmamış, düşünmüş. Araştırmış. Bu kim olabilir? Onun kulağından çekmiş, görevden almış onu. Şimdi gelelim. Boşuna anlatmadınız yani değil mi hocam bunu? Ha? Yere gideceğiz, boşuna anlatmadınız. Boşuna anlatmadım tabii. Şimdi insan sırrını söylediyse, bu karı koca sırları da olabilir. Aile sırrı. Tabii aile sırrı da olabilir. İyiyken sır saklanıyor da araları bozulduğu zaman megafonla ilan ediliyorsa bunlardan adam olmaz. O sır onunla mezara gitmelidir. Benim bildiğim mümin böyle. Peki emanete sahip olacak. Dördüncüsü esas onu söyleyecektim. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o münafıklığın 4. alameti. وَاِذَا خَاسَمَ فَجَرَ. Bir başkasıyla
nizalaştığı zaman, hak hukuk mücadelesine başladığı zaman, mahkemede olur veya şurada burada, içinden vicdanen biliyor ki haksız ama haklı çıkmaya çalışıyor. Hmm. Bir insan bir davada, hak hukuk davasında haksız olduğu halde haklı çıkmaya çalışıyorsa münafıktır. Net yani bu ifade. Nettir bu. Peygamberimiz diyorsa nettir. Biz daha laf edemeyiz. Amin ederiz. Ve bundan adam olmaz. Bunlardan adam olmaz. Bununla yola da gidemezsin. Sırrını da açamazsın. Bununla bir ticaret de yapamazsın yani. Senin zayıf bir anını buldu mu tebene biner. Şimdi Müslüman öncelikle Allah'ın hükmüne boyun eğmeye hazır mı değil mi? Bir aile toplantısı vardı. Beni çağırdılar. Eğitim kampı. 600 kişi falan var. Bir konuşma yap dediler. Dedim ki başta aile düzelecek ya, İslam'ın aile öğrenecek falan. Hepsi gelen de Müslüman, namaz, niyazlı. Tamam mı? Bakın şimdi. Dedim ki öncelikle aile konusunda İslami bilgilere ya da hakka, hukuka riayet etmeye niyet ettiniz mi? Ne demek dediler? Biz zaten Müslümanız. Yok, öyle yok. Niyet ettiniz mi? Değişmeye, ben bunu uygulayacağım diye. Söyledim. Evet. Adam olmaya artık. Niyet ettiniz mi? Efendim tamam. Peki, dedim ki önceki medeni kanunda kadın, karı koca mülkiyet ayrılığı esası vardı. Kocanın malı kocaya, kadınınki kadına. Yeni medeni kanunda dendi ki isteyen eskiye tabi olabilir. Eski İslam'a uygundu. İsteyen de yeni medeni kanunda mülkiyet ortaklığı vardır. Bu. Şimdi soruyorum. 600 kişi var. Bu medeni kanun çıktığında ya da şimdi içinizde kim karı koca müracaat etti? Biz mülkiyet ayrılığı esasına tabi olmak istiyoruz dediniz. Önceki İslam'da bakınız. İslam'a uygundu yani. Bir tane parmak kalkmadı. Gördünüz mü dedim. Daha niyet bile etmemişsiniz yani. Peki ondan sonra gidip müracaat eden oldu mu? Hiç tahmin etmiyorum. Halbuki bunlar namazlı niyazlı. İslami şuur peşinde giden efendim. Yani bir toplumda olsa olsa bu kadar olur derseniz. Ya bizde şöyle bir problem var Sayın Hocam toplumumuzda. Genelde aile olarak da böyle aile kanunları ama hani fuhuştan tutun zinaya, faize kadar işte devletin bir kanunları var. Hani Alev Alatlı'nın çok güzel bir şeyi var, sözü var. Tabii. Biliyorsun bu konuşmasında. Kanunen haklı olabilirsin ama helal değil. Helal olmuyor. Helal değil. Tabii ki. Anlatmak istediğimiz var. Biz bu noktada herhalde karnede zayıf alıyoruz değil mi? Hem de nasıl. Karnemiz ciddi zayıf yani. Neyse, hakkımızı bir bilmemiz gerekiyor. Kimin ne hakkı var bilmemiz gerekiyor. İkinci olarak hakka razı olacağız, saygı duyacağız. Hakkını alabilirsin. Hakkını almak hakkındır. Ama hepsini almayabilirsin de, bir kısmını bağışlayabilirsin de. Ama bağış olmadıkça sen bir takım kanuni boşluklardan istifade ederek başkasının hakkına tecavüz edemezsin. Hatta kanun sana bu hakkı verse bile bu fazla geleni senin iade etmen gerekir. İade etmen gerekir, helallaşman gerekir. Bu kültür henüz yok. Ben şimdi bazen hakemlik yapıyorum. Hatta resmen de ara bulucu şeyim var. O sertifika mıdır nedir? İki tarafı dinliyorum bazen. Senin hakkın şu, senin hakkın şu. Hatta başta diyorum, eğer sonuca razı olmayacaksanız başta söyleyin, ben uğraşmayayım. Çıkan sonuca en fazla bu sonuç İslam'a aykırıdır diye itiraz edebilirsiniz. O zaman da İslam'ın hükmü neyse onu sizin ortaya koymanız gerekir. Yok, benim vardığım sonuç İslam'a uygunsa itiraz edecekseniz şimdiden hiç bu işe başlamayalım diyorum. Böyle bir başladım. İki tarafın da eline yazılı olarak verdim. Senin hakkın şu, sorumluluğun şu. Ertesi gün birisi herhalde eve götürdü. Evden zılgıtı yedi.
Ertesi gün haber göndermiş avukatıyla. Hı hı. Demiş ki ben bunu kabul etmiyorum. Yani İslam hukukuna göre tabii, olan tabii, ona, davayı ona göre kabul söyledim. Etmiyor. Evet. Ben ne dedim? Bu kişiye söyle kendisine İslam'dan başka bir din bulsun dedim. Hı. Bu iş ciddi. Çok acı bir şey hocam hakikaten. Ve bu kişilerin, benzer kişilerin listesi hı. benim kafamın saklı bir yerinde var. Onlar bir daha soru sordukları zaman cevap vermiyorum. Yok. Sen önce bir Allah'a teslim oluyor. Yani Kur'an ve sünnete göre ise soru tabii, soruluyor. Tabii. Fakat nefsin hoşuna tabii. gitmiyor. Ona da uygulamıyorlar. Tabii. Yani ailede haklar bilinmiyor. Haklar bilinse hmm. bile hakka razı olunmuyor. Bu var. Razı İslam'da değil. Net değil mi sen hocam? Yani kadın çok hakları, net, erkek net. Hakları net değil mi? Çok net. Yani Kur'an ve sünnet bunu çizgilerini belirlemiş. Çok net, çok net. Ama hakka rıza yok. Ne kadar fazla alırsan. Ya menfaat tabii. şey mi var burada? Hani nefsin hoşuna mı gitmiyor? Ya işin içinde şeytan var, sahip olduğu kültür var, efendim nefis var, hı-hı, dünyalık hı-hı. var. Neyse yani. Şimdi öyleyse ne yapılacak? Oraya bir gelelim. Benim kanaatim ki 30-35 seneden bu yana söylüyorum. Hatta bir ara uyguladık da bunu. Aile mektebi kurulmalıdır. Ya aile problemin, okulu diye sosyal medyaya evet. yazdım. Okul kelimesinden var, o aile mektebi. Mektebi. Ha, kurulmalıdır. Nasıl? Şoförlük kurslarında olduğu gibi. Hı. Şoförlük kursları nasıl? Müracaat ediyor adam. İcabında ücretini de ödüyor. Toplumsal olarak ücretsiz yaptırılabilir bu. Çünkü bir milli hı. bir politika olmalıdır yani. Toplumun bütün derdidir bu. Ondan sonra bir ay, iki ay ne kadarsa bir ders veriyorlar orada. Şoförlükle ilgili ders veriyorlar. Makineler, motor bilmem ne, trafik kaideleri şu bu. Bir ders veriyorlar. Arkasından da bir arabaya bindirip biraz çalıştırıyor. Sonra imtihana giriyorsun ve bir ehliyet alıyorsunuz. Şoförlük ehliyeti. Ehliyet aldıktan sonra arabayı sürüyorsunuz. Bundan uyarlanma yaparak aile mektebi kurulması lazım. Kimler kuracak? Gerek resmi, gerek sivil. Bütün müesseseler bu işe girişebilir. Nasıl ki mesela bir ilkokul resmisi var, sivili de var mı? Var. Ya da bir lise var mı? Var. Üniversite özeli var mı? Var. Öyleyse bunun da resmisi de olabilir, sivili de olabilir. Mesela bütün sivil toplum kuruluşları birer müessese kurabilir bu noktada. Aile mektebi müessesesi. Hı hı. Resmi olarak il halk müdürlükleri bu işe girebilir. Müftülükler girebilir. Milli eğitim müdürlükleri bu işe girebilir. Vakıflar bu işe girebilir. Neyse yaygın hatta bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Şu anda acil buna ihtiyaç tabii. var. Tabii. Resmen kontrol edilmesi lazım. Kontrol edilmemesi hiç iyi olmaz. Merdiven altına da dönüştürülmemeli bu. Resmen bunun şablonu ortaya konmalı. Bu şablona uygun kim götürüyorsa ona müsaade etmeli ve o artık faaliyeti yapmalıdır. Peki diyelim ki bu müesseseyi kurduk. Müfredatta ne olacak? Hangi dersler? Biz bunu uyguladık tekrar söylüyorum. Hı-hı, uyguladığımızda hı-hı. haftada iki gece ders yaptık. Üçer saatten iki gece ve üç buçuk ay sürmüştü. Bu geceleri sıklaştırarak saatlerini artırarak belki bir aya da düşülebilir ihtiyaca göre. Hangi dersler? İslam'a göre karı koca çocuk vesaire hakları. Herkes hakkını bir öğrensin. Mer'i kanunlarda bunun karşılığı nedir? Kanunlar hangisini hak görüyor, sorumluluğu nedir onu öğretecek. Onu biz avukatlarımıza verdirmiştik o dersi. Ondan sonra sağlık bilgileri. Kesinlikle İlk yardım bilgileri, sağlık bilgileri aslında bütün vatandaşlara verilmelidir. Belgesel programlarda, televizyonlarda sağlık, yani bir pratisyen hekim kadar elbet olmaz ama en azından onun yarısı kadar bir bilgi rahatlıkla verilebilir. Sağlık bilgileri, ev ekonomisi dersi koyduk orada. Ev ekonomisi, çocuk terbiyesi, fertlerin birbirleriyle iletişimi hı hı. derslerini koyduk. Hatta bir de feminizm dersi de konmalıdır. Feminizm bilmeden bizim hangi yolda gittiğimizi biz anlayamayız. Feminist yolda yürürüz ama İslam zannederiz. Evet. İslam zannederiz. Farkında olmak için
o yabancı kültürlerde tanıtılmalıdır diyoruz. Şimdi bu dersleri alan kişi sonunda bir imtihandan geçer ve sertifika alır. Hı hı. Ondan sonra ne olur bak, ne olmasını arzu ediyoruz. Öyle yaygınlaşmalı ki bir oğlan kızımıza talip olduğu zaman ilk soracağımız kırmızı çizgi, aile mektebinden diploman var mı? Yoksa hiç konuşmayalım. Varsa oturalım, geri yanı konuşalım. Belge soracağız yani, değil mi belge, hocam? Belge tabii, ehliyet. Evlenebilme ehliyeti. Bir kıza talip olunacaksa, iki tarafta da aranacak bu. Bu aile mektebinden belgesi var mı? Varsa tamam konuşalım. Yoksa o zaman hiç talip olmaya gerek yok. O hale getirilmeli. Ve bu milli politika olarak toplumsal bir belanın def'i için bu yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Biz bunu uyguladık. Bir uyguladık. Parantez açalım hocam. Evet. Hemen hemen. Bu uyguladık. Bir dönem sertifika da verdik. Hı hı. İkincisi yaz tatiline denk geldiği için toparlayamadık. Öylece gitti. Bir de sivil toplum kuruluşları henüz o kafada değil. Onu söyleyelim. Aynen. O anlayışa daha sahip olmuş değil. Yani ihtiyaç mı hissetmiyorlar? Ben o zaman söylediğim zaman güldüler aslında. Ya git filan dediler. Yani, peki sonuçlara baktınız mı Sayın Hocam? O aile mektebini bitiren aileler işte nasıl? İşte onu takip edemedik. Yani ha, takip şöyle de edilmesi gerekiyor. Şöyle de yaptık. Erkekler bir sınıf. Kadınlar bir sınıf, bir de gece geldikleri için çocukları da varsa ayrı bir kreş gibi bir sınıf daha açtık. Ona da bakıcı koyduk. Eyvallah. Bir yandan da çay yapılıyordu. Ve bir özel ilkokulda, müsaadeli olarak bir özel okulda bunun uygulamasını yaptık. Yani yapılabilir bu, çok güzel yapılabilir. Ve dediğiniz gibi hem devlet anlamında hem sivil toplum örgütleri kesinlikle anlamında mutlaka yapılması gerekiyor. Yoksa ailen gerçekten uçuruma doğru gidiyor. Aile şu anda uçuruma doğru gidiyor. Size gelen meselelerde baş mesele hangisidir derseniz boşanma meselesidir. Ve düşünün ki sinirlenerek verilen talak, yani insan kendisini kaybetmiş ve boş ol demişse, eskiden 10 yılda bir geliyordu. Kendini kaybetmiş vaziyette. Yani ne yaptığını kontrol edemez vaziyette boşanma sözünü söylemiş. 10 yılda bir geliyordu. Şimdi her boşamada soruyorum. Evet. Diyorum ki psikiyatrik ilaç kullanıyor musun? Veya ifadelerinden anlıyorum ki bu zıvanadan çıkmış, kendini kaybetmiş. Her boşanma hadisesi geldiğinde soruyorum. Eczacılar da diyorlar ki depresyon ilaçlarının satışından patlama yaşıyoruz. Evet. Bu ne demektir? Toplumsal olarak deliriyoruz evet, demektir. Evet. Toplumsal bir delirme hali yaşıyoruz. Son ki yaşanan olaylar da zaten bunu gösteriyor. Tabii tabii. Hocam. Cinayetler, kavgalar, gürültüler. Trafikte birbirleri kavga ediyor. Biri diyeni öldürüyor ya. Ya sadece kadınlarla ilgili cinayet değil. Aslında tabii, erkeklerin tabii, birbirine olan cinayetleri tabii, toplumsal olarak. Tabii bu kadar olarak vahşileşmiş, sabırsızlaşmış insanımız var, ya. Evet. Bu yüzden bir ölüm hadisi olur mu ya Allah için? Ya Allah'ın hayatına, verdiği canı Allah alır. Veriyorsun ya. Evet. Allah'ın verdiği canı yalnızca tabii, Allah tabii, alır. Evet. Bunu kimse hak iddia edemez. Erkek tabii olsun, kadın olsun. Öldüren öldürülür, getir bir. Yani kesinlikle. Evet. Şimdi Sayın Hocam bu hani genetiğimiz değiştirildi dediniz ya. Şimdi ben kanunlara bakıyorum bazen bu aile kanunlarına. Belli bir dönem 80'li yıllardan itibaren yavaş yavaş toplumumuza maalesef şu enjekte ediliyor kadınlarımıza özellikle. Maalesef. Feminizmin de herhalde bunda büyük payı var. Hem de nasıl. Yani siz erkeklerden hiç farkınız yok. Siz de çalışma hayatına girin. Tabii. Her yerde çalışabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Kocanın eline bakacağım diyor. Bakmayın yani Allah kocanızın Allah eline bakmayın gibi bir şey var. Yani çok tehlikeli bir boyutta. Bu kelime de yabancı kültürün sonucu şu. Halbuki bizim toplumda kadın geçimle hiç ilgilenmez. Onun böyle bir sorumluluğu yani değil yok. Değil mi hocam? İslam'da yok koca, yani bu. Koca kazanır, beraber yerler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya olan Tabii. Şeyini biliyoruz konuşmasını Hazreti Ali'ye. Ev içi işler sana ait, ev dışı işler Ali'ye aittir diye iş bölümü yapmıştır. Evet. Biz o haklara girmedik yani. Bu artık okulda, abiler mektebinde verilecek şeyler. Yani aslında biliniyor da değil mi Sayın Hocam? Yani bugün hani muhafazakar toplumda da çok diğer da toplumda bilinmiyor da, da az da bilinen ne de uyulmuyor. Yani şu en azından kadınlar onun haklarını için Mevdudi merhum diyor ki bir Hindu Müslüman olduğu zaman ona bir inek kestireceksin ki iman yerleşsin diye. Biliyorsun inek onlarda kutsaldır, dokunamazsın. Müslüman olduysa bıçağı verecek eline, şu danayı bir kes diyeceksin. Kesti mi aynen müşriklerin putları
kırmaları gibi. Amin. Bu toplumda da Müslümanlık yerleşsin diye o aile ilkeleri bir yaptırılacak. Evet. Bu buymuş denecek yani. Evet. Şimdi aileler çalışıyor, kadınlar çalışıyor, ailede herkes çalışıyor. Evet. Çocuklar kreşlerde yetişiyor. Evet. Şimdi toplum nereye gidecek sadece? Akşam eve otelde yatar gibi geliyorlar. Bu aile midir ya? Bu pandemi aslında bize biraz da şey öğretti, değil mi Sayın Hocam? Yani aile olma pandemi bilincini... Pandemi çok şey öğretti. Yani... Bir de şunu öğretti. İnsanımız bir defa okumaya alışkın değil. İbadete alışkın değil. İçeriye kapandığı zaman patlıyor. Patlıyor. İçeride yapamıyor yani. Sıkılıyor yani. Bir an önce kendimi dışarıya atayım diyor. Halbuki ibadete alışkınsa. Adamın abdest suyu varsa, seccadesi varsa, okuyacağı Kur'an'ı, kitabı vesairesi varsa niye canı sıkılsın ki? Üstelik bir de şimdi televizyon var yani. Televizyonda dünyayı geziyorsun. Halbuki okumaya alışkın, ibadete alışkın, zikre alışkın olan bir insan, yani tefekkür alışkın insan kendini bir odaya kapatsan, bir hafta dursan bile canı sıkılmaz. Eyvah. Oh der ya, Allah'la baş başayım diye tefekkür imkanı buluyorum der ya. Aynen. İnsanımız bir de böyle olmadığını, böyle bir yaşantıyla ilgisi olmadığını görüyoruz. Bir de bu var yani. Buna da alışmak zorunda kaldı aslında toplum. Hatta biraz. İlk başladığı zaman bu içeriye kapanma meselesi, şöyle bir sosyal medyada şöyle bir şey yayıldı. Ben de yazdım hatta. Bu pandemi dönemi geçtikten sonra en kazançlı meslek psikologlar olacak ya da psikiyatristler. Toplum içeriye kapana alışmadığı için ayarlarında bozulmalar meydana gelecek. Kendisi düzelttirmek için psikoloğa gidecek. Ama gerçek bir mümin zaten buna ihtiyaç duymaz. Değil mi sen? Ne olacak ya? Yani aslında baktığımızda... Halvet diye bir uygulama var ya tarikatlarda. Evet. 40 gün içeriye kapanma, çok riyazat yapma filan. Bunu yapan insan isterse bir sene içeriye kapat, hiçbir şey olmaz. Dediğiniz gibi Allah'ın zikriyle zikreden kalp de zaten Allah'tan korkar. Bu tarz ne şiddet yapar, ne başka bir şey yapar, ne haksızlık yapar. Allah ile beraberlik ona zevk veriyorsa niye canı sıkılsın ki? Sözün özü Allah'la birlikte olan toplum, kul, aile sıkıntı yaşamaz. Evet, netice-i kelam aile uçuruma doğru gidiyor. 20 sene, 30 sene sonraki insan bu Avrupa'yı usul aile ortaya çıkınca geriye doğru bizi bu hale kim getirdi diye sorgulayacaktır. Eyvallah. Avrupa'da bir, aile yok. Aile yok, bitti. Yok, yani orada. Aile yok. Son bir dakikamız kaldı arkadaşlarım, işaret ediyor. Toparlayacak olursak son olarak ne söyleriz? Az önceki sözüm son sözümdü. Son sözümdü. Sorun varsa söyle. Eyvallah. İkide soru, bir işaret ediyorum, ben bitti zannediyorum. Yok, çok mesaj var, Allah razı olsun izleyicilerimizden. Tamam, teşekkür, sorun, tebrik. Sorun cevabını verelim. Özellikle bir tane izleyicimiz sormuş. Muhafazakar kesimde, özellikle ilahiyatçılarda feminizm neden oluyor ben diye. Ben de zaten... Onu zaten açıklamıştık. Zaten söylemiştim. Evet. En çok yalanı bu konuda söylüyoruz derken, bizimkileri söyledim zaten. Eyvallah. Böyle ya. Feministlerden korktukları için yalan söylüyorlar. Eyvallah. Allah'ın emri budur diyorlar. Yalan. Eyvallah. Allah'ın... Ne hadis-i şerifte o dediği var, ne Kur'an'da var. Yok. Kur'an'ı da eğip bükerek, Allah'a iftira ederek onların dediği gibi yorumluyor. Aslında çok konuşacak mesele var. Aileyle ilgili ama biz meseleye girmedik aslında. Evet, daha sadece tam bu işin felsefesini konuştuk yani. Eyvallah. Söyle ana hatlarıyla bir çerçevesel bir olarak bir haklara baktık. Girsek aslında hemen itirazlar da gelir toplumdan. Çünkü toplum kafa ayarı bozuk yani. Yine bunu konu edinelim inşallah başka programda. İnşallah sadece. Bakalım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim sana. Allah razı olsun. Rabbim ailemizi korusun, neslimizi korusun, ümmeti korusun inşallah sıkıntılardan. Amin. Evet değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Orhan Çeker hocamızdı konuğumuz ve Türkiye'de aile meselemizi konu almaya çalıştık. Aslında çok konu var konuşulacak ama bugünlük bizden bu kadar. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.